Doğum günü kahvaltı. Fotoğraflar tamam mı? Tamam. Tamam. Sercan ama. Şey, röportaj için. Sercan. Sercan abi. Evet, Ozan abi unuttunuz fotoğrafı. Ozan Bey biraz öne alsaydık. Ama böyle çok iyi, böyle çok iyi. Ay geldi. Oya kamerada sen. Hazırsan çek. Hemen dur. Tamam mı? Tamam. Röportaja geliyorum. Benim mikrofonları. Evet. Şimdi geleceğim. Tamam mı? Evet, iyi akşamlar. Ben bu cihana sığmaz ama 50. bölümü mü diyeyim? Bölüm yemeği mi diyeyim? İkisini de söyleyebilirsin. Hem biraz yılbaşı öncesi. Hem de hem yılbaşı öncesi hem de 50. bölüm. Evet. Olması diyebilirim. Neler söyleyeceksiniz? Yine çok kalabalık ekip. Biraz azaltarak devam ederek ben gidecektim ama hemen dönüyorum. İdareyiz var oğlum. Çok tehlikeli. Neler söylemek isterseniz. Evet, söyleyecek her şey tabii ki yine söylendi ama 50. bölüme ulaştı. Bizi de erkeklerin kaptanı Oktay Bey anladık söylediler. Kadınlarda çok büyük kadın karakterler de var. Siz onların ablası mısınız? Nasıl evet. Geçiyor sevgiler? Evet, abla. Çok güzel geçiyor. Ben sevgilim var. Ben selamlaşıyoruz. Gelin duyuyor. Ulaştık. Çok mutluyuz. Dahasını umuyoruz. Seyircimizle bizimle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bizi bıraktılar, bizi sevdiler. Bizi inandığımız kadar inandılar. Ve izlemeye devam ediyorlar. Çok teşekkürler. Peki Oktay Bey. Eyla Reis var oğlum. Çok teşekkürler. Bizi de erkeklerin kaptanı Oktay Bey anladık söylediler. Kadınlarda çok büyük kadın karakterler de var. Siz onların ablası mısınız? Nasıl evet. Geçiyor sevgiler? Evet, abla. Çok güzel geçiyor. Ben selamlaşıyoruz. Gelin duyuma ulaştık. Çok mutluyuz. Dahasını umuyoruz. Seyircimizle bizimle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bizi bıraktılar, bizi sevdiler, bizi inandığımız kadar inandılar ve izlemeye devam ediyorlar. Çok teşekkürler. Peki Oktay Bey. Seyda Reis var çok kalabalık ekip. Evet, maşallah. Vallahi kalabalık. Gerçekten kalabalık. Maşallah. Güzel bir kalabalık. Bereketli bir kalabalık. Güzel bir kalabalık. Güzel bir ekibiz. Her zaman olduğu gibi. Enerjimiz çok yüksek. Çok çalışıyoruz ama iyi bir şey yaptığımız için çok iyi. Ve aşağı yukarı, işte aşağı yukarı değil, 50 bölüm. 50 bölüm çektik. Ve gerçekten çok yorulduk. Ama bu yorulduk hakikaten bizi durdurmaz. Biz devam ederiz. Evet, gümbür gümbür yani, devam ediyor. Biz bu cihana sığınmak istiyoruz. Ebru Hanım'a dönmek istiyorum. Gümbür gümbür devam ediyor evet, bizi. Evet. Yeni oyuncular da devam ediyor. En son Ozan Akbaba ona da döneceğim. Neler söyleyeceksiniz siz? Ozan, tarafa gel. O kadar kalabalık ki. Şu. Evet, öncelikle siz neler söylemek istersiniz? Koca ekibi. Açık, ne yapıyorsun? Çekmeyin. Ozan Bey burada. Ozan Bey. Ya neresinden başlayacağım bilmiyorum kardeşim. Bu röportajdan sabaha kadar sürer. Gerçekten. Şimdi hangi birini senin kimle konuşturacaksın? Ne yapacaksınız bilmiyorum ama hakikaten baksanız abi şu an milyonlar geliyor. Ana kastında bu kadar başvuru olan bir dizi görmüşsünüz. Yok, gerçekten ya. İsmail Demirci'den Ebru Hanım Burak Bey. Gerçekten. Ozan Bey Ali Bey maşallah. Türk televizyonlarında böyle bir kadro yok. Evet, gerçekten yok ama bu da bizim gururumuz.
olmuş, onur olmuş. Ama bu kadar insanı bir arada tutuyor olabilmek, bu kadar önemli insanı birlikte çalıştırıyor olabilmek onların gönüllerinden geçen bir şey bence. Ekip onları o kadar istediler, bu kadar seviyorlar ki bu da bize gerçekten çok önemli bir şey bırakıyor. O yüzden de şimdi seni yapmaya devam ediyor zaten işte. Evet, İsmail Bey siz neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir ekip de çok güzel bir iş yapıyoruz. Umarım daha olsun. O zaman Ozan Bey'e dönmek istiyorum. Artık yeter. Çok beklendi, çok da isteniyordu. Ve Ozan Akbaba da artık ben bu cihana sığmazam ekibine katıldı. Neler söylemek ister? Ben biliyor musun? Ben de bu cihana sığmazam. Bir Azeri karakterle giriş yaptım. Azerbaycan Türk'ü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gelişti? Oktay abi nasıl ikna etti seni abi? Şöyle Oktay abi zaten ikna etmesine gerek yok. Orasını anlatma. Şöyle ekip çok iyi, proje çok iyi. Ben de aslında bana tam uygun olan bir yerdeydim. Abimin yanında. O yüzden ben ekipte çok güzel çıkınca gerçekten. Keyifli insanlarla, insan olan insanlarla çalışmak benim için her zaman çok nasıl desem ve kerteriz olmuştur. O yüzden çok hoşuma gitti ve şu anda da çok şükür keyfim de yerinde. Allah hepsinden razı olsun. Sizden de söylemek istersin. Ya bu ekip işi. Bir futbol takımı gibi. Kaptan çok kıymetli. Kaptan iyi olunca her şey iyi oluyor. Öyle. Kaptanımız evet. Maşallah aslan gibi. Aslan gibi de çekiyoruz işi. Harika. Evet. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Estağfurullah hocam derken yanlış oldum ben de. Yaş itibariyle o ya. Bizimize yeni katılan değerli oyuncularımız var. Geçen sezondan sonra bizden ayrılan değerli oyuncularımız var. Çok geniş bir kadroyuz. Bu türlü zorluklar yaratabilir hikaye açısından. Ama hepsiyle başa çıkıyoruz. Hepsiyle elimizden geldikçe gelenle sevgiyle, iyi niyetle, gülümser yüzlerle başa çıkıyoruz, çalışıyoruz. O kadar. İnşallah diyelim. Biraz azaltarak devam ederekten gidecektim ama hemen dönüyorum. Leyla Reis var oğlum. Çok tehlikeli. Neler söylemek istersiniz? Evet, söyleyecek her şey tabii ki yine söylendi ama 50. bölüme ulaştı. Bizi de erkeklerin kaptanı Oktay Bey anladık söylediler. Doğru. Kadınlar da çok büyük kadın karakterler de var. Doğru. Siz onların ablası mısınız? Nasıl evet. Geçiyorsa neler söylemek istersiniz? Evet, ablası. Çok güzel geçiyor. Gayet güzel anlaşıyoruz. 50 bölüme ulaştık. Çok mutluyuz. Dahasını umuyoruz. Seyircimizle bizimle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Bizi bıraktılar, bizi sevdiler, bizi inandığımız kadar inandılar ve izlemeye devam ediyorlar. Çok teşekkürler. Peki Oktay Bey, bu kadar kalabalık ekip olmanın zorlukları da var mı? Ya da bu kadar çok başrol oyuncusunu oynatmanın zorlukları var mı? Yapımcılığında da bulunduğunuz için bizim. Ya aslında önemli bir soru. Yani şöyle cevaplayabilirim bunu. Bu kadar çok başrol oyuncusu, hakikaten bu arkadaşların içerisinden hangisini alırsanız alın. Dizinin başrol oyuncusu olarak bir oynamış. Projeyi sürükleyebilecekler bizde. Hepsi çok iyi oyuncular, sağ olsunlar. Ama bu galiba dediğim gibi biraz enerji işi. Yani sete nasıl giriyorsanız, nasıl çıkıyorsanız, nasıl bir dostluk çemberi kuruyorsanız herkes de o enerjiye kapılıyor ve gerçekten bizim setimizde öyle tuhaf şeyler olmuyor. Yani biz gayet güzel güzel çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz, evet biraz yoruluyoruz ama güzel güzel evimize gidiyoruz ve hakikaten huzurlu bir setimiz. Çok güzel, güzel güzel takip ediyoruz. Ömrü uzun olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Günüze şimdi biraz evvel söylediğim üzere biraz aktif bir iş bu. Yani kadrosu sürekli değişmek üzere planlanmış bir iş zaten. Evet tabii ki bir takım arkadaşlarımız görevlerini yeni gelen arkadaşlara devredecekler. Bazı karakterler yolculuklarını bitirecekler ama onun yerine yeni yolculuklar yapacak arkadaşlarımız gelecek. Bu dizilerdeki genel işleyiş zaten budur. Bu dizide, bu tür dizilerde oynayan bütün oyuncu arkadaşlarımız da bunu bilirler. Ama tabii böyle tuhaf bir durum olur. Tam ekip böyle bir araya gelir. Herkes birbiriyle yakınlaşır, samimi olur, arkadaş olur. Ama işte senaryo gereği bazen birisi gitmek ya da ölmek zorunda kalır. Bizim setimizde işi bitti diye değil, arkadaşlarından o mesai süresi içerisinde ayrılacaklar diye üzülürler. Ama bu da işimizin bitirilmesi. Yeni yeni karakterlerimiz gelecek. Yeni yeni karakterlerimiz bir şekilde
dahil olacaklar bize. Onlardan bir tanesi işte biliyorsunuz Ozan. Ozan güzel bir giriş yaptı. Güzel bir aura yakaladı. Ya Ozan'dan sonra da galiba hani Ozan'dan daha iyi birileri bulmaya çalışacağız. Aslında evet Ozan Bey hoş geldiniz diyelim. Aslında aileye girdiniz yeniden, ailedeydiniz de. Evet. Ve müthiş bir ikilisiniz de. Çok da konuşuluyordu zaten bu haftaki sosyal medya dönüşlerinde de gördük. Neler söyleyeceksiniz diziye dahil oldunuz? Yeniden Oktay Kaynarca ile aynı proje. Yani şey şimdi hani abim diyerek olayı biraz daha basitleştirmek istemiyorum ama yani profesyonel düşünürsek bir oyuncunun en doğru yeri aslında kendini en içten hissettiği yerdir. O yüzden sağ olsun Oktay abi de bizim daha önceki mesailerimizi de hep bir şekilde o samimiyeti bir şekilde ortaya çıkardı. Tuttu, o kimya tuttu ve ben şimdi Oktay abinin de yani, yanında olmak benim için çok değerli. Ve aynı zamanda onunla aynı işte, aynı projede olmak benim için değerli. O yüzden kendimi sanki hiç böyle uzaklaşmadığım bir yere böyle hani abi evine geri döndü. Ya işte hani. Ama şiveyle döndünüz. Tabii. Şimdi bir Azerbaycan Türk'ünü oynayınca doğal olarak bir şive, bir lehçe ya da bir ağız gerekiyor. Onu da işte yapmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar Azerbaycan tarafında da çok güzel tepkiler alıyorum. Keyifli. İnşallah daha da böyle güzel güzel sahneleriz. İcra edeceğiz bir şey. Evet, evet. Kardeşov ve Cezayir Türk sahneleri zaten şimdiden konuşulmaya başlandı. Evet. Yani biz de çok olmuştur. O yüzden çok hoşuma gitti ve şu anda da çok şükür keyifli bir yerinde. Allah hepsine razı olsun.